Ben de tam seni arayacaktım. Ne haber? İyilik senden. Ben de sana hoşça kal demek için aradım. Yarın gidiyorum ben. Yapma Zeynep. Hemen karar verme lütfen. Yok canım. Zannettiğin gibi değil. İş için gidiyorum Paris'e. Ha, ödümü patlattın ya. Hayırdır, niye? Ya oradaki temsilcimizin annesi hastalanmış. Buraya gelecekmiş. Onun yerine de ben gideceğim 10 günlüğüne. Aa, iyi. Evet, bence de. Zamanlama süper oldu. Biraz uzaklaşmak bana da iyi gelecek. Bence de. Dün senden sonra babamla da biraz gerildik. Ya. Ama uzatmadık. Ne bileyim işte. O da biraz özlesin bakalım beni. Neyse, ne diyeceğim? Bir şey ister misin oradan? Yok, sağ ol. Güle güle git, güle güle gelsen. Peki canım. O zaman öbür hafta görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben de. İyi yolculuklar. Sağ ol. Çabuk, çabuk, çabuk. İyi, çabuk hallettin. Canım çıktı ya. Şimdi bunları bir de teker teker bütün standlara dağıtmamız lazım. Hallederiz, atla. Tamam. Alo. Ha. Oğlum söyle. Kaç? Hadi ya. Şşş. Bağdat Caddesi 3 numara 152 tane satış yapılmış. Helal be. Aslan parçası. Akşama kadar 300 olur mu lan bu? Tamam. Ne? Tamam, hemen getiriyoruz, tamam. Oğlum hamura ihtiyaçları varmış çocukların. Hadi Allah'a emanet, kapatıyorum ben, hayırlı işler. Hadi bakalım. İşte bu oğlum. İşte bu Kuzey Fırtınası. Ya söyledim ben bugün Humble'la. Depoyu bütün standlara rahat ulaşılacak yerde tut diye. Humble işte. Tabii akıl etmeleri İstanbul trafiğini. Hesaba katmadım. Oğlum bu hamurların bir saate yerinde ulaşması gerekiyor. Bak şuna bak, nasıl kapıyı çıkartıyor ya. Hop yürü yürü. Yürüsene. Lan yürü. Şişt, tamam oğlum. Bana bak. Ya oğlum. Yürü, yürü. Hamur söyleyecek, hamur. Hamur sö... Lan yürü. Gördün mü tipi? Hamur söyleyecek deyince nasıl aptallaştı? Yani bu tarafta da bir merkeze ihtiyaç var. Kesinlikle var bak. Söylüyorum size. İhtiyaç var yani. Babamın fırınını kullanalım. Beni karıştırma. Niye ki yani? Neden baba? Bu dükkanın arkası müsait. Yani hem senin iş yapılır, hem bu iş yapılır. Ben uğraşamam. Ya sen uğraşmayacaksın ki. Bunun başına iki tane ilave adam koyacağız. Yani bu yakanın hamurunu bizim fırından yaparız. Babama da komisyon öderiz. Ha? Ben komisyon falan istemem. Sizin işiniz görülsün, bu bana yeter.
Olur mu baba öyle şey? Yani eğer kabul edersen sana da bir ödeme yapılacak tabii ki. Bir yer bulana kadar idare edersiniz. Sonrasını düşünürüz. Sağ ol kızım. Sağ ol. O zaman eyvallah. Ben yarın bulurum iki kişi daha. Şeker de alın. Tamam mı Güney? Olur. Çok güzel olur hem de ya. İki katı iş yapmış olacağız. Anneciğim. Üstelik zamandan da kazanacağız. Sen şu şeyi anlatsana adamı. Adamın pastaneleri varmış. Yani makaradan gelip gidip yedi, baktı kuyruk falan da oluyor işte önünde. Önce durdu, bayilik veriyor musunuz dedi. Sonra deseydin. Ya bir şey demedim. Dedim onu benim biraderle konuşursunuz dedim yani. Ya ama yani adam pastanelerini de satmak istiyor. Nasıl? Yani hazır yapılmışını. Evet. Birkaç tane daha fırın alırız. Yani bir ekip de bunların hazırını dağıtır. Aynı bizim simidi dağıttığımız gibi. Ha? Jelatinler veririz. Gayet basit. Öyle değil mi? Olabilir ya. Sonra bunun sadece hamurunu dondurulmuş olarak satabiliriz yani marketlerde falan. Yani bak yani bu da bir fikir. Hı? Ya senin kafan çalışıyormuş be. Aferin sana. Dövüşmeyi bıraktı ya ondandır. Tabii kafaya darbe almıyor. Evet. Yes, ondan. Keçi. Kendi düşünemedi ya.